Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki bölümü tamamladık. Birinci bölümde özellikle Adıyaman Besni Belediyesi üzerinde durduk. İkinci bölümde Adıyaman Spor'la ilgili konuşuldu. Tabii konuğum AGAT Başkanı ve Mercan TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Aslan Bey'di. İbrahim Bey'le spor üzerinde ki konuşmaları tabii can alıcı konuşmalardı. Özellikle bazı kurum amirlerini canlı olarak arayıp taraftarı tehdit etme noktasındaki yaklaşımları gerçekten ses getirdi. Biz tabii partilerde konuşacaktık. Bunun için üçüncü bölümü yapmaya karar verdik. İbrahim Başkan'ı bırakmıyoruz. Her ne kadar işi varsa da biz burada üçüncü bölümde biraz da partilere ele alalım diye düşündük. Başkanım sizi fazla meşgul etmedik değil mi? Estağfurullah başkanım. Yani vatandaştan gelen talep üzerine ben de siyasi partilerle ilgili de bu bölümü biraz değerlendirmek istiyorum. Adıyaman'da biliyorsunuz siyasi partiler aslında birbirlerine başkanları, adayları birbirlerine saygılı bir ilimiz var. Herkes kendi çevresinde kendine göre bir çalışması var. Özellikle ben İyi Parti'den başlamak istiyorum. Kenan Doğan İl Başkanı. Kenan Bey İl Başkanı iken seçimlerde milletvekili adayı olur mu? Veya dışarıdan birileri gelip milletvekili aday olarak gösterilir mi? Yani önce şunu söyleyeyim. Artık Türkiye'de de bir seçim sürecine girildi. Adıyaman'da da girildi. Yani sahaya inmeleri, çalışmaları, bu seçim startta verildi. Erken seçim olur mu olmaz mı bilinmeyiz ama son 25 senedir, yani 22-23 senedir ilk defa bir seçime bir sene kala hem partiler seçim söyleminde bulunuyor hem milletvekilleri sahadan çıkmıyor. Yani bu da bir seçim sürecine girildiğinin ifadesi. İYİ Parti'de Sayın Kenan Doğan aday mı? Bana göre İYİ Parti milletvekili adayı olacak. Yani bu sıralama bir mi olur? Olmaz mı onu bilmem ama Kenan Başkan'ın şu andaki söylemleri, hareketleri, gezmeleri ve konuşmaları aday olarak gözüküyor ki geçtiğimiz günlerde de işte merkez ilçeyle iki tane ilçenin de görevden alınması, yapılan anketler vesaireler denildi. Bu da beraber çalışamadığı veya öyle gösteriliyor. Şimdi diyeceğim Kenan Başkan şey yapacak ama sistem edecek. Yani anlaşamadı diyeyim. Beraber çalışamadı. Merkez İlçe Başkanı'nın görevden alınması kendisinin seçim sürecinin hızlandırılması olarak kamuoyunda görülüyor. Bana göre İYİ Parti'nin milletvekili adayı şu an için gözüken Kenan Doğan. Evet. Şimdi tabii özellikle seçimin yaklaşmasından dolayı ekonomide de sürekli böyle bir fiyat artışı var. Bu seçime bağlı mı? Seçim olduktan sonra ekonomik rahatlama olur mu sizce? Bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde, seçim süreçlerinde her zaman bir rahatlama oluyor, bir süreç başlıyor. Burada başlar mı? Şu anda hem dünyada hem ülkemizde çok büyük bir ekonomik kriz var. İşte bu ekonomik krizi özellikle gıdayla ilgili biraz önce de söyledik. Tarım marketlerinin, işte 1500 marketinin yapmış olduğu bazı ürünlerdeki fiyat indirimleriyle bu süreç biraz hafifledi mi? Hafiflemez. Yani niye hafiflemez? Çünkü ülkede 84 milyon insan yaşıyor. Yani bugün ekmeğin 4 lira 5 lira olduğu bir yerde, bugün ulaşım şehir içi minibüslerin 5 lirayla büyük şehirlerde 10 lira 15 liraya kadar iki defa binip çıktığında olduğu bir süreçte ne dersek diyelim bana göre ekonomik kriz daha da devam edecek. Tarım kredinin marketler bazındaki söyleme işleyişi nasıl olur? Onu konuşmak gerekiyordu. Tarım kredinin 1500 marketi bu işi fiyatları düşürmeye yeter mi? Yetmez. Ama rahatlatır mı? Yani biraz rahatlatabilir ki süreç şu andaki... Bu sayı 3000'e çıkarma gibi bir çalışma var. Şu anda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle. Yani 3000 de sonuçta kurtarmaz ama şu anda işte afların çıkması, kredilerle ilgili söylüyoruz. İşleyişlerin olması, EYT süreçleri, gıdayla ilgili yapılanlar
siyasilerin kendi beyanlarıyla bir seçim statıdır ve seçimle ilgili devam ediyordur. Ama bir sessizlik de var. Sanki böyle vatandaş seçimi bekliyor gibi bir durum da yok mu başkan? Yani seçim süreci başladı işte, onu demek istiyorum. Evet. Erken seçim olur mu? Yani ona ne dersek bir şey diyemeyiz ama gözüken sanki bir 6 ay öncesi olmaz ama 2 ay öncesi olur, süreç olur ama bir şey olur, erken seçim süreci şimdi olur. Yeni seçim sistemiyle özellikle %7 barajı geldi. Evet. Şimdi bu seçim sistemiyle eskisi gibi partiler işte bir Millet İttifakı, bir Cumhur İttifakı olarak girilmeyecek ama partilerin kendi ambleminde girmesi gerekiyor. Diğer partilerde mesela Deva Partisi, Gelecek Partisi ve başka bir parti birlikte hareket etme siz söz konusu mu sizce? Yani onunla ilgili ona altılı masa karar verir. Bununla ilgili Sayın Ali Babacan'ın bir demeci vardı. Sayın Davutoğlu, Saadet, Gelecek ve Deva Partisi birleşelim dedi. Biz hayır dedik. Sonra da şöyle bir açıklama yaptı. Ya ittifaklarda ve ortaklıklarda bu tür küçük söylemler çok gale alınmaması gerekiyor. Bu ne demektir? Bir ittifak sürecinde zaten ortada bir altılı masa var. Altılı masanın ittifakı var zaten. Altılı masanın ittifakı Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili değil mi? Cumhurbaşkanı adaylığıyla ve seçim süreciyle ilgilidir. Çünkü bugün Deva, Gelecek veya Saadet Partisi %7'ye takıldığında bunlar Cumhuriyet Halk Partisi veya İYİ Parti'nin de listelerinden girip iki partili, altılı ittifak iki partili bir seçime de girebilirler. Ya da dediğiniz gibi Deva, Gelecek veya Saadet Partili üçüncü bir milletvekilliğinde ittifak süreci olur. Yani kendi amblemlerine girerlerse %7'yi aşmaları aşmaları imkansız mı diyorsunuz? Yok, imkansız değil. Bu seçim sürecidir. Yani Deva Partisi'nin kendisinin yani gözükeni söylüyoruz. İşte ben kendi amblemimle gireceğim. O süreçte ne dediler? İşte oyları %4-5'tir seçime kadar biz %7'yi buluruz diyorlar. Yani ekonomik krizi hükümet çözebilecek mi, çözemeyecek mi? Çözebilirse oylar durur. Çözemezse oylar nereye gidecek? O tartışılır. O da Deva'ya mı gider, Geleceğe mi gider, CHP'ye mi gider? Onu da halk karar verir. Muhakkak. Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılacak olan seçimde altılı masadan çıkacak adayın Sayın Kılıçdaroğlu olacağını söyleyenler var. Siz de buna katılıyor musunuz? Böyle bir duyum aldınız mı? Yani son 5-6 aydır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri, konuşmaları, yapmış olduğu 2 tane miting, 3 tane miting ile aslında bunun startını verdi. Yani altılı masanın şu anda ortak adayı Kılıçdaroğlu gözüküyor. İşte rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gözüküyordu. Onu da Sayın Kılıçdaroğlu, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarıydı. Belediye başkanları belediye başkanlığına devam edecek dedi. Önlerini kesti. Şu anda gözüken tek aday o. Evet, Mansur Yavaş'ın da ismi geçiyor. Belediye başkanları belediye başkanlığına devam edecek dediği için Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü direkt kesti zaten. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu. Şeyin İmamoğlu'ndaki de öyle değil mi? Onun de kesti. O zaman dediğiniz gibi o zaman Kılıçdaroğlu öne çıkıyor. Öyle gözüküyor. Buna altılı masa nin altında bir siyasi partinin de olduğunu da söyleyenler var. Özellikle HADEP'le ilgili. HADEP bunlara destek verecek mi bu noktada veya ayrı bir aday mı çıkaracak? Yani öncelikle şunu gerçekçi bir şekilde söyleyelim. Türkiye'de Kürtlerin oyunu kim alırsa Cumhurbaşkanı seçilir, alamazsa seçilmez. Sayın Erdoğan da Kürtlerin oyunu alırsa seçilir, alamazsa seçilemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu da, çünkü AK Parti ve MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın anketlerde gözüken oyu %36-37. 40 bandına çıkıyor. Millet İttifakı'nınki de 42 gözüküyor. Oradaki kalan Kürt seçmen, yani HDP diyorlar. HDP'nin oyu da %11 ile 13 arası değişiyor. Bugün HDP'nin oyunu alamayan hiç kimse Cumhurbaşkanı olamaz gibi gözüküyor. O yüzden HDP ilk turda aday çıkarsa bile ikinci turda bir yere kaydırmak zorunda. Bu da siyasette 24 saat çok erkendir derler. Onun için sürecin nereye gideceğini kestiremeyiz. Yani bir önceki seçim işte HDP 2013'te çözüm süreci başladı. O süreçlerin hepsi devam etti.
Yani onunla ilgili ne olacağını kimse kestiremiyor ama gözüken bu ülkede şu anda Millet ve Cumhur İttifakı'nın oy bandlarının 40 bandında gitmesinden dolayı Kürt seçmenin oyu çok önemli ve onu alamayan da Cumhurbaşkanı. İkinci tur olma ihtimali var mı? İkinci tur, yani HDP aday çıkarsa ikinci tura kalır. Yani Cumhur ve Millet İttifakı adayları ikinci tura giderler. Öyle gözüküyor tüm anketler. Burada sizce ne olur? Yine Kürt seçmen nereye kayarsa, yani ilk turda iktidara vermeyenler ikinci turda verir mi? En önemli soru bu. Bana göre vermeme ihtimalleri çok yüksektir. Şimdi bunu diyeceğiz, o cümle farklı olacak ama gözüken, çünkü o süreçlerde çok farklı pazarlıklar olur. Çok farklı söylemler ve sözler olur. Onun için şu anda onunla ilgili ne dersek. Ama Kürt seçmeni üzerinde diğer partiler de çalışıyor. Mesela DEVA, Gelecek, Doğu'da Kürt partilerinin üzerinde çok ciddi çalışmaları var. Bir taraftan da şimdi Cumhur İttifakı'nın ittifakına destek veren iki tane parti görünüyor ama bunların arkasında başka partilerin de destek göreceği ihtimali de var. Yani her ne kadar altı tane masa, işte bir masada altı tane parti varsa öbür tarafta da irili ufaklı 7-8 tane diğer parti var. Bu nasıl olacak? Bu nasıl etkiler? Yani o partilerin çok büyük bir oyu yok. Sadece Saadet Partisi Milli Görüş geleneğinden geldiği için o %1 de gözükse sonuçta Milli Görüş geleneği. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından dolayı sağ kesimin oy vermeyeceği söyleniyor. Şimdi Saadet Partisi demek Milli Görüş rahmetli Erbakan Hoca'nın partisi olarak biliniyor ve öyle de devam ediyor. Bunu onunla kırıyorlar. İYİ Parti milliyetçi kesimi temsil ediyor. DEVA Partisi de HDP'ye terörist gözüyle bakan, CHP'ye işte zamanında camiyi ahır yaptı zihniyetiyle bakan muhafazakar Kürt seçmen dediğimiz seçmenler. Bu geleceğe mi kayar, DEVA'ya mı kayar, Saadet'e mi kayar onu bilmeyiz. Ama altılı ittifak olarak girdiklerinde oy orantıları Cumhur İttifakı'nın önünde gidiyor. Bu tüm anketlerde de öyle. %7'ye düşmesi sizce AK Parti'ye bir fayda sağlar mı? Yani %7'ye düşürmeleri bana göre hiçbir fayda sağlamaz. Belki kendi amblemleriyle girmesi gerekiyor diyorlar. Doğu'da AK Parti 15-20 milletvekili arttırabilir ama Batı'da, İç Anadolu'da, Akdeniz'de de boylar Millet İttifakı daha güçlü. Bu sefer oraya kayacak. Çünkü Millet İttifakı'nın iki partisinin baraj sıkıntısı yok. CHP ve İYİ Parti. Evet. Evet. Biraz da Adıyaman'a bakalım mı? Özellikle diğer partilerle ilgili adaylar konusunda vatandaştan gelen mesajlar da var. Bunları da size sormamı istiyorlar. Mesajlar geliyor. Evet. Şimdi Ahmet Aydın Bey'in, Ahmet Aydın Adıyaman için önemli bir milletvekili. Diğerleri de önemli ama sizce Ahmet Aydın yeniden Adıyaman'da girer mi veya İstanbul'a kayma ihtimali var mı? Yani Ahmet Aydın biraz önce de söyledik. İstanbul için ismi geçiyor. Ne kadar gerçek ona genel merkezler karar verir. Ama şu anda gözüken Ahmet Aydın'ın özellikle bu yazın iki aydır Adıyaman'dan hiç çıkmaması, Adıyaman'da fazlasıyla sahada olması, her yere girip çıkmaya çalışması, Ahmet Aydın'ın sanki Adıyaman'dan tekrar aday olacağı gözüküyor. Ama Ahmet Aydın'ın İstanbul'a kaydırılma ihtimali var mı? Yüksek de olabilir. Çünkü sonuçta Ahmet Aydın bu 6. dönemdir. 6. dönem olduğu için İstanbul... Milletvekili olarak 6. dönem değil başkan. 6. dönem. Hayır. 6. döneme giriyor. 6 kere 5 30 eder. Hayır. Bakın 2007, 2011, 2015, 2015, 2018. 5'i doldurdu 6. dönem. 3 dönem şeyi de var. Takılmadı ona Ahmet. Takılmadı. Yine takılmadı. 6. döneme giriyor Ahmet Bey. Adıyaman için bir kayıp olur mu sizce? Yani Ahmet Bey biraz önce de söyledim. Bürokraside son 15 senelik milletvekili olduğu için en eski milletvekili. 15 senedir atanan tüm bürokratları tanıyor. Çünkü grup başkan vekili yaptı, meclis başkan vekili yaptı. Bu da Ahmet Bey'in tanımadığı kimse yok demektir genel merkez nezdinde. Ahmet Bey eğer genel manada şeye kayarsa İstanbul'a, Mersin'e de kayabilir. Örnek veriyorum. Adana'ya da kayabilir. Çünkü orada da kendine göre Adıyamanlı çok. İstanbul'a kaydığında Ahmet Bey
Adıyaman için kayıp olur mu? Olabilir. Çünkü Ahmet Bey'in bir şeyi var ama artık Ahmet Bey de Adıyaman'dan yorulmuş olabilir. Çünkü süreç ona götürdü. Son 2-3 senedir Ahmet Bey Adıyaman'da çok yoruldu. Niye yoruldu? Biraz önce dediğimiz olay. İşte Ahmet Bey'in belediyeyle arasının olmadığı söyleniyor. Teşkilatta Ahmet Bey'i eleştiriyorlar. Sağda Ahmet Bey'i eleştiriyorlar. İşte Batı bölgesi dediğimiz Besni Gölbaşı tut üçgeni Mehmet Erdoğan'ın tekrar listeye girmesi için Ahmet Bey'in artık Adıyaman'dan gitmesi gerektiğini söylüyor. Meyveli ağaç taşlanır derler diye bir ibare de var. Yani onlandır zaten. Evet. Öyle olmasa ama Ahmet Bey giderse ne olur? Şu anda mevcut milletvekillerimizde. İşte Yakup Taş 4. sıradaydı. Adıyaman'da herkes 3 çıkar dedi. Yani çünkü 4'ün çıkmayacağına herkes kendine göre kanaat getirmişti. MHP'nin oylarıyla çıktı zannediyorum. MHP'nin oylarının yanında Yakup Taş'ın kendi bölgesi olan Örgenek'te ve Ziraat Odası Başkanlığı yaptığı için kendine göre bir çevresi vardı. O çevrenin de vermiş olduğu bir refleksle 4 çıktı. Yani mevcut milletvekillerimizde şu anda yani Halil Bey de burada. Yakup Bey doğumlu köylerde o Ziraat Odası'ndan geldiği için yani listelerin hepsini değiştirme imkanları yok. Yani bugün Ahmet Bey giderse mevcut 4 vekilin en az 2 tanesinin listede olması gerekiyor. Çünkü siz listeyi bir kereden değiştirdiğinizde şu anda Adıyaman'daki tüm bürokrasi. O zaman en şanslısı Halil Bey değil mi? Yani Halil Bey'in de şimdi 4. dönemine giriyor. Ona 3. dönemi uygularlar mı onu bilmem. 3. döneme girecek efendim. Yok 4. dönem. 2010. O dediğiniz o şey seçim bir aylık bir süreçti. Evet. Onu da kale alırlar mı acaba? İsteyince alıyorlar. Şimdi evet. Siyasi partilerde hesap işidir. İstedikleri gibi hareket ederler. Ama normal şartlarda tabii Halil Bey 2. sıradaydı. Adıyaman merkezdeydi. Yakup Bey de biraz önce dediğim gibi Besni Gölbaşı Tut bölgesinde gözüküyordu. Şu anda yani Ahmet Bey gittiğinde diğer 3 tane Sayın Fatih Toprak da sonuçta devam milletvekili ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısının yardımcısı. Yani böyle olduğu için süreç nereye gider onu görürüz ama mevcut vekillerden bana göre en az 1 veya 2 tanesinin listede olması gerekiyor. Olmadığında da siz burada atanmış tüm bürokratları kurumlardaki bağlantılı işleyişte boşa düşersiniz. Sonuçta herkesin kendine göre bir ekibi var. Yani o konuda da sağda şu anda Yakup Bey var. Halil Bey'in de babası vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ondan dolayı çok sağda gözükmedi bunlardan dolayı. Yani süreç ona yine gider. Yine son günlerde sağdaydı evet. Yani işte Süleyman Başkan'ın adaylığı, Dağtekin Başkan'ın düşüncesi, Sayın Alkayış'ın düşüncesi. Yani parti içerisinde sanki böyle bir kaynama mı var? Onun fazlasıyla kaynama var. Ne olacak bunu? Halka yansırsa halk yani, ne yapacak? Kaynamanın kazanın kapağını açtığınızda o su öyle bir fışkırır ki o buhar adamı yakabilir. Yakar. Kimi evet. Yakar onu bilmem. CHP'de ön seçim olur mu? Ona göre olmaz. Genel merkez öyle bir karar almış. Çünkü CHP şu anda iktidara kendine göre. O zaman Tutdere'nin adaylığı kesin mi olur? Tutdere'nin adaylığı bana göre ön seçim olmasa kesindir. Niye kesindir? Çünkü Tutdere ilk dönem olmasına rağmen meclis katip üye oldu. Şu anda da genel başkanın tüm programlarına, bölgedeki tüm toplantılarına önceden gidip giden ekibin içerisinde, heyetin içerisinde. Yani bana göre Tutdere'nin biri şu anda sorgulanmıyor. Sorgulanmaması da gerekiyor şahsıma göre. Orada da bir kaynama var sanki. Şimdi CHP Türkiye'deki bana göre en demokrat partidir. Evet. Bakın. Adaylık süreçleriyle ilgili, adaylıklarla ilgili en demokrat parti kimdir derseniz Cumhuriyet Halk Partisi. Niye? İl başkanı vekilini eleştirebiliyor. Vekil kimseyi çok fazla eleştirmezler ama teşkilatlar birbirini eleştirir. Adaylar vekilleri eleştirir ve bunu kamuoyu önünde yapıyorlar. Bu demokrasinin olduğudur aslında gerçekçi olarak. Yani bugün Ahmet Bey'in arkasında karnından konuşanlar, yani belediye başkanlarını söyleyeyim, genelleme yapıyorum, meclis üyelerini söyleyeyim, il başkan yardımcılarını, ilçe başkanının yönetimini söyleyeyim. Ahmet Bey'i gördüğünde önünü ilikleyip, ya Sayın Başkanım siz olmasanız memleket ilçe olur derler. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle değil. Yani Abdurrahman Bey de sıkıntısı varsa Abdurrahman Bey'in yüzüne rahat bir şekilde diyor ki Sayın Vekilim sizin bu konuda eksiğiniz var diyor. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi daha demokrat. Evet. Yani ve biri de bana göre tartışılmaması gerekir. Nedeni şu, Abdurrahman Bey'in vekilliği döneminde 3 senedir. Özellikle tütün konusunda. Bakın her konuda, tütün değil.
Adıyaman'ın sorun ve sıkıntılarını kim olursa olsun, din, ırk ayrımı yapmadan, kişi ayrımı yapmadan kim kendisine iletiyorsa, kim kendisine belgesiyle gönderiyorsa meclisin toplantılarında gündeme getiriyor. Mecliste her zaman getiriyor. Hastaneyi getiriyor, yolları getiriyor. Şimdi Gerger yolunu Abdurrahman Türkdere 3 senede en az bana göre bir 20-25 defa gündeme getirdi. Ve yolun ihalesi sonunda bitti. Sözle başlıyorlar. Başladılar da daha yollar kazılmadı. Eğer Sayın Abdurrahman Türkdere muhalefet milletvekili olarak bunları gen soruyla, önergeyle gündeme getirmeseydi, sadece normal milletvekilleri muhalefetin bazı illerinde yaptığı gibi yazsaydı, gezseydi, o Gerger yolu yapılmazdı. Çelikhan'da her sene o yollarda kaza oluyor. Her zaman gündeme o getiriyor. Sağlığı getiriyor, diğer sorunları getiriyor, köyleri getiriyor. Ondan dolayı Abdurrahman Türkdere bana göre son 20 senede Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten iki tane milletvekilimiz AK Parti'ye geçmişti. Sayın öyle olduğu için Şevket Köse kaldı. Şevket Köse de Sayın o dönemin imkanlarıyla bugünkü aynı değildir. Yani Abdurrahman Türkdere bana göre sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili değil, 650 bin Adıyamanlı'nın her konudaki sorun sıkıntısını gündeme getirip iktidar milletvekillerine eksikleri hatırlatıyor. Çünkü iktidar milletvekillerinin yanındakiler eksikleri konuşamıyor. Konuşamadığı için sayın vekillerimiz de haklı olarak eksiklerinden haberleri olmuyor. Olmadığı için de böyle bir sürece giriliyor. Yani o yüzden Abdurrahman Türkdere şu anda gözüken bir. Sizinle ilgili de bir soru var. Sayın İbrahim Aslan herhangi bir yerden aday mı? Sorunun cevabını vereyim. Şimdi Abdurrahman Türkdere bir. Kenan Doğan İYİ Parti'den zaten aday. HDP'nin adayı zaten kendilerini belirler. AK Parti'de Ahmet Aydın, Süleyman Kılıç, Mehmet Aktekin, Mustafa Alkayış, mevcut 3 tane milletvekilimiz, eski milletvekillerimiz, hatta geçenlerde son 6-7 aydır Sayın Mahmut Göksu Adıyaman'a birkaç defa geliyor. Hatta espri yaptım, tekrar vekillik düşünüyor diye de bir espri de yapmıştım. Buradan da söyleyeyim. Sayın Mehmet Erdoğan haklı olarak tekrar şu anda sağdalar. Şimdi bunların hepsinin yeri belli zaten. Şimdi aday olacağımız bir parti de yok, yer de yok. Adaylık da düşünmüyorum. Evet. Yani olabilir insan. Yani düşünsen düşündüm derim ama düşünmüyorum ama zaten hepsinin, yani hepsi de dostlarım. Yani düşünmeyebilirsiniz ama bir teklife gelirse, aday olun dese, yani o zaman sizin de yapacağınız bir şey kalmaz mı? Yani mecburen girmek zorunda kalırsınız. Çok fazla ona girmeyiz. Evet. Çünkü başında olduğumuz kurumlar buna ihtiyacı var. O yüzden onu düşünmüyoruz. Ama Adıyaman'ın artık hakikaten hem muhalefetten hem iktidarın Adıyaman için birlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Örneğin DEVA'da işte Ahmet Faruk Musal, Saadet Partisi'nin belediye başkan adayıydı. İttifakın, Millet evet. İttifakın adayıydı. İYİ Parti'den de eski belediye başkanımız Abdülkadir Kırmızı adaydı. O süreçte bu sürece geldi. Sanki Abdülkadir Kırmızı Bey'in yeniden İYİ Parti ismi geçiyor gibi bir söylenti de var. Size de geldi mi bu söylenti? Yani İYİ Parti'den zaten belediye başkan adayı. Evet. Belediye başkan adayı olduğu için haklı olarak, en doğal hakkı olarak milletvekili düşünebilir. Düşünebilir. En doğal hakkıdır. Yani burada da işte DEVA'dan da şöyle bir durum var. Faruk Musal eski milletvekili, belediye başkan adayıydı, kuruculardandı. Helen Fırat, işte biraz önce de dedik, Dengir Bey'in kızıydı. Genel Başkan Yardımcısı, Adıyamanlı. Sonuçta Abdurrahman Bilgiç var. Bilgiç ailesini temsil eden, o da bürokrattı. O da şimdi Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi iki tane Genel Başkan Yardımcısının, bir tane de doktor var, kurucu. 4 tane toplamda kurucunun olduğu bir parti. Şimdi bunlardan işte Faruk Bey gelirse veya Helin Hanım gelirse, özellikle Helin Hanım, Doğu'da Ahmet Bey'in hakim olduğu bir yer. Çünkü Sincik %96 oy alıyor. Samsat %80 oy alıyor. Kağıtta'da toplamda %80 bandını zorlayan, 80'i geçen bir oy var. Şimdi bunlar olduğunda işte Abdurrahman Bey, ben Gerger'liyim. Gerger'de 54'te ilçe oldu. Adıyaman'la beraber. 54'ten beri bugüne kadar milletvekili olarak bizim 45 köyü gezen tek milletvekilidir. Bunu dediğimde iktidar partisi milletvekilleri haklı olarak diyecek ki ya taraf oluyorsunuz. Allah'tan bugüne kadar da bu konuda taraf olmadım, olmam. Ama hak edenin hakkını vermemiz gerekiyor. Şimdi Abdurrahman Türkdere
aday olduğunda Gerger'de Abdurrahman Tutları'yı tanımayan insanlar bile köyüne gittiği için oy verirler. Doğu böyle bir yer. Şimdi Helin Hanım aday olduğunda bugün işte Saadet Partisi'nin belediye başkanı kuzeni, Kağıtta Ziraat Odası Başkanı Sayın Rüştü ağamız, ağam diyorum ama şimdi bunlar kızacak, AK Parti'den hep aday oluyor, kimse de listeye koymuyor. Koymadığı için, şimdi sonuçta aile bireyi aday. Aile bireyi aday olduğunda hepsi yanında duracak. Bunlar yanında durduklarında Doğu Bloku'nu iktidar partisinin kalesidir. Kırıldığında kıran parti her zaman topun içerisine girer ve milletvekilliği sürecine girer. Faruk Ünsal Ova'dandır, Mesli bölgesinde. Ova tarafıdır. Şimdi hangisi gelirse o sürecin içine girer. Onun için bazı şeylerin değişmesi gerekiyor denildiğinde budur. Halka bazı konularda partilerinin temsil noktasında söylemleriyle bazı şeylerin değişebileceklerini gösteriyorlar. Şimdi bunun için muhalefet lazım. Yani ben Abdurrahman Bey'e ondan dolayı söylüyorum. Ben Abdurrahman Bey'e de oy vermemiş biriyim. Onu da söyleyeyim. Rahatlıkla da söylerim. Ama Abdurrahman Bey'in Adıyaman'ın sorunlarını gündeme getirdiği için iktidar partisinin bazı konularda eksikleri giderdiğini görüyoruz. İşte Badem'i söyledik. Biz geçen sene Badem olayında Mercan Tüyü de açıklanmamasında biraz payı vardı yaptığı haberlerden. Biz o zaman örneğin Elin Hanım'la görüştük. Elin Hanım Badem'le ilgili açıklama yaptı. Sayın Abdurrahman Tutları açıklama yaptı. 6 tane partinin, iktidar partisi ve ittifakı hariç Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanları hariç hepsi Mercan Tüyü'de geldi, konuşma yaptı. Bu muhalefetin söylemleridir. Adıyaman'ın şöyle bir özelliği var. Adıyaman'daki tüm siyasi parti temsilcilerini, milletvekilleri de dahil il başkanlarını biz buradan takdir ediyoruz. Çünkü birbirlerini söylemleriyle kırmıyorlar. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı mide kanaması geçirmişti. Tekrardan geçmiş olsun. Hastanedeydi. Sabah uğramıştım. Otururken AK Parti İl Başkanımızı aradı. Geçmiş olsun için. Şimdi bu çok önemli bir şey. Kırmadan, incitmeden götürebiliyoruz. Abdurrahman Bey'le AK Parti'nin 4 milletvekili bu 3,5-4 senede sadece tütünde bir konuda basın önünde birbirine eleştirdiler, konuyu çevirdiler. Ondan dolayı yani süreç nereye gidiyor? Süreci Doğu belirliyor. Çünkü Doğu'nun oyları iktidar partisinde %80'in üstünde. Eğer bu kırıldığında bu nereye gidecek? Adıyaman için Doğu diyorsunuz, evet. Adıyaman için. Adıyaman'ın Doğu'su şu anda gözüken Deva Partisi. Ama bir de Besni var yani. Besni, Gölbaşı, Canağı da var, tarafı da var. Şimdi burada mesela AK Parti bu dönem her ne kadar Yakup Taş o bölgeden görünüyorsa da Besni ve Gölbaşı tarafı diyor ki bizden de bir tane adayın olması gerekir. Şimdi zaten Yakup Bey'le ilgili ben konuşurken yüz ifadeniz biraz şey olmuştu. Sanki Yakup Bey'in vekilliğinden de biraz rahatsız olmuşsun. Bayram. Hayır ben... Espri yapayım. Ben ya biraz Yakup Bey'e saygım var. Yakup abi de... Siyasetten iyi sıkıştırıyorsun. Ben ya... biraz seni işin içine çekeyim ki. Yakup abi severim Yakup abi. Şimdi Yakup abi bana göre oda kültürü görmüş yıllarca. Tüm Adıyamanlılara oda kültüründe her türlü emek vermiş bir büyüğümüzdür. Siyasetçiyi geçtim. Bana göre ya mütevazı bir adam yani. Yakup abinin bu dönem milletvekili olması onun Adıyaman'daki yıllarca ailesinden gelen Ziraat Odası'yla beraber kendi ailesinin bulunduğu kurumlarla geldiği duruma zarar verdi. Niye? Çünkü iktidar partisinin milletvekili krize girdik, pandemi sürecine girdik, sorun ve sıkıntıları çözemiyor. Çözemediği için de Yakup abi orada boşa düştü. Gözükeni söyleyeyim. Çünkü bulunduğu bölge biraz önce de dedim. Besni Gölbaşı bölgesi. Şimdi Besni Gölbaşı'nda 2001'de Adıyaman'ın abileri Besni Gölbaşı bölgesiydi. Şimdi işte Mahmut Göksu, Mehmet Özyol. Hepsi o bölgeden geldiler. Şimdi Dengir Fırat'a geçtikten sonra Kağıtta'ya geçtiler ve Dengir Bey 2011'de istifa ettikten sonra AK Parti'den 11 senedir de Ahmet Aydın bu bayrağı Doğu adına götürüyor. Şimdi Doğu Batı ayrımı biraz önce de dedim. Besni'de çok farklı algılanıyor. Algılanmaya da devam ediyor. Yani dediğim gibi Besni'de şimdi Mehmet Erdoğan ben Besni'liyim, Besni milletvekiliyim diyor. Şimdi Mahmut Göksu Gölbaşı o tarafı temsil ediyor. Şimdi işte biraz önce dedim Hakan Toydaş. Yani ben Hakan Başkan'la hayatımda 4 veya 5 defa oturmuştum vardır. Öyle çok eski de değildir. Kişilik olarak, yapı olarak kendisini takdir ediyorum. O da düşünüyor. Şimdi Besni'de daha önce AK Parti'den aday olan Reşit Alkan vardı. Şimdi sonra Saadet'ten aday oldu. Cumhurbaşkanına Adıyaman'daki mitingde
Merinos'un para dağıttığını, parayla oy aldığını deyip açık alenen sıkıntı yaşadığı ve sandıkta kaybettiği bir aday var. Yeni belediye başkanı ondan mı belediye başkanı oldu? Tabii ondan oldu. Aynı zamanda da Reşit Bey'in kuzeni olur kendisi. Öyle mi? Evet. Şimdi İbrahim Üstürk bugün iki dönem belediye kaybedip tekrardan seçilmesine rağmen, iktidarın gelmesine rağmen onun yaptığı hizmetleri bile yapamadılar. Yapamadıkları için eskiler toplanmaya devam ediyor. Besni Gölbaşı bölgesinde aday olur mu? Olması gerekir kendine göre herkes söylüyor ama sonuçta biraz önce de dedim. Yani Yakup abi zaten Börgenek'te, Şambayat, Besni'ye bağlı. Şimdi ama siyaset öyle bir duruma gelmiş ki kardeş kardeşi istemiyor. Kardeş kardeşi istemiyor. Yani rahmetli Dengir Fırat'ın döneminde Dengir Bey'in getirdiği insanların büyük çoğunluğu kendisini yanlış yaptılar. Mesela yani, kimler yapıyor? Yani siyasiler bir beldede ismi verilmişti. Gittikten sonra tabelayı indirdiler bakın. Ve akrabalar. Şimdi siyaset böyle bir şey. Öyle bir sürece götürür ki yarın Ahmet Bey'in getirdiği ekiplerin %90'ı Ahmet Bey'in ve yanındakilerinin yanlış yaptığını, Adıyaman'a ihanet ettiğini, Adıyaman'a hiçbir hizmet yapmadığını, yapılan bir köprünün Karadeniz'de yapılan o tünellerin binde biri olmadığını, fındığa fıstığa giden Adıyamanların cenaze getirdiğini iktidar mensupları söyleyecek. Biz söylemeyeceğiz. Başkan, şimdi organize sanayi bölgesinde 5 tane fabrika tarafından yaklaşık 2000 kişi işten çıkarılmış. Fındık fıstık dediniz de özellikle Karadeniz'e giden işçilerimiz var. Bu kayıtta 1500-2000 diyoruz. Aslında bu 3000 kişiye takabül ediyor. Bu işten çıkarılmaları nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle iplik fabrikaları. Şimdi iplik fabrikalarında orada bir suç yok. Niçin yok? Şimdi asgari ücret bir senede %90-95 arttı. Şimdi asgari ücret arttığında bu insanlar asgari ücretle adam çalışıyor. Sigortayla aynı şekilde gidiyor. Şimdi bunlar Adıyaman'daki organizenin %70'i fason çalışır tekstilde. Fason çalıştıkları için yıllık fiyat belirlerler, 6 aylık fiyat belirlerler ve fiyatlar TL üzerinden gider. Artmıyor. Artmadığı için adam ne yapacak? Eleman çıkaracak. Çünkü biz şu anda işletmelere, fabrikalara ekstra bir şey sağlamıyoruz. Destek vermiyor. Destek verilmiyor. Ha veriliyor diyorlar. Yani özellikle sigorta konusunda değil mi efendim? Şimdi hayır, 6. bölgeye alındıktan sonra sigortalar daha iyi bir düşüş var. Yani 2000 lira dediğiniz yerde 200 lira ediyorsunuz ama diyor ki bu kanun çıktıktan sonra öncekilere vermiyorlar. Şimdi iplik fabrikaları ipliği satamadığında ne yapacak? O maliyetlerle nereye götürecek? Bu ithalattan mı kaynaklanıyor? Her şeyden kaynaklanıyor. Çünkü ham maddeyi biz üretmiyoruz. Evet. O ham maddeyi dolarla alıyorlar. Dolar kuru bir senede işte %200 bandı. O zaman fabrikalar zarar etti. Zarar ettiği için işleri çıkarma yoluna gitmiş. Kurtaracak bir durumu yok. Bu işsizliği de yükseltiyor aynı zamanda. Zaten işsizliği. Çünkü üretmiyoruz. Üretmediğimiz için ne yapabiliriz? Evet. Bu GES projelerle ilgili de bilginiz vardır. Özellikle 2009'dan sonra 19. Şey 2019'dan sonra yapanlarla, GES projesi yapanlarla ilgili bir uygulama var. Bunlar daha önce devlete satabiliyorlardı. Ama şimdi satamıyorlar. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bir cümle örnekleme verecektim. Şimdi devlet 2019'da bir yasa çıkarttı. Dedi ki herkes kendi ürettiğinin iki katını satabilir. Bizim insanlar açgözlülük yaptı. İki katını değil, dört katını kurdular. Ama onu kurarken devletin TEİAŞ dediğimiz kurumu gitti, onunla ilgili ön izinleri verdi. O evrakları imzaladı. Her şey yaptı ve bunlar dört katı, beş katı fazla kurdular ve kurarken de üç senedir fatura kesiyorlar. O zaman devlete, yani EPEDAKA'ya şu soru sorulur. Siz üç senedir bunlara bu parayı niye ödediniz? 3 senedir siz bunun farkına varmadıysanız sizi o koltukta niye oturtuyorlar? Yani hangi çıkara, hangi hesaba, hangi işleyişe göre hareket ediyorsunuz? Bunun sorgulanması gerekiyor. Devlette verilmiş hak alınmaz. O zaman 2019'da değil de bugün tarihinde dersiniz ki bundan sonra kurulacaklar bu şekilde olur. Çünkü 1 megabaytın maliyeti 1 milyon 200 bin dolar. TL de yok. 20-22 milyon. Bugün adam 20-22 milyon borçlanarak kredi çekerek çekmiş, onu evet. Yapıyor ve
bu işi yapanların %80'i batar, batarsa intihar eder. İntihar bankalar vesaireler, işçi çıkarırlar, o fabrikalar batar. Biz üretenin de önüne kesiyoruz. Siz zaten bu güneş elektriği zaten yurt dışından alıyorsunuz. İşte Mersin'de Akkuyu. Akkuyu biz 12 sentte civarı bir rakamla anlaşılmış. Şimdi sen zaten bunun için milyar dolarlık yatırımlar yapılıyor. Senin kendi üreticin orada yanlış yapmış olabilir, orada açgözlülük yapmış olabilir. O zaman EPDK olarak sen 3 senedir buna niye sessiz kaldın? Evet. Tabii Adıyaman'ın olmazsa olmazı sulama. Sulama yaklaşık AK Parti 20 senedir iktidarda ama Adıyaman'da bir türlü sulamaya geçirmedi. İşte Koçali Barajı, Gömken Barajı, Çetintepe Barajı derken böyle bir süreç devam ediyor. Proje aşaması derken aslında bir pompalama sistemiyle de bazı bölgeler sulanabilme imkanı varken bunlara da gidilmedi. Bununla ilgili sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Yani sulama olmazsa olmazdır. Adıyaman'ın tek kurtuluşudur. Bununla ilgili yıllardır bekliyoruz. Yıllardır söylüyorlar. İşte biraz önce dediğimiz gibi ziraat odalar. Bakın tütüne tekrar dönüyoruz. Tütün yasaklanmayana kadar Adıyaman'ın insanları ırkata gitmiyordu. Adıyamanlılar kendi ekmeğini kendisi kurtarıyordu. Şu anda tütüne hapis cezası getirildi ve şu anda işlemeye de başladı. Şu anda kadar uygulamıyorlardı. Şimdi bugün 2017'de 1 kilo fabrikalara verilen tütünün kilosu 16 ile 18 liraydı. Geçen sene 15 lira yaptılar. Bakın 13 lira mı 15 lira yapıldı. Kağıtta Ziraat Odası Başkanı Sayın Rüştü Turanlı, Adıyaman Ziraat Odaları Başkanı Çeliken Başkanımız hepsi çatı açıklama yaptı. Bu fiyatlar kurtarmıyor vesaire. 2 lira arttırdılar. Davul zurnayla biz fiyat arttırıldı dedik. Ya 2017'nin altına inmiş. Şimdi sen 2017'de gübreyi 1000 liraya alırken bugün 15 liraya alıyorsun. 2017'de elektriği 10 TL öderken bugün 200 TL ödüyorsun. Bu çiftçi nasıl üretecek? Bugün tütünümüze birazcık esnetebilseler de Adıyaman için bugün bunlar olmayacaktı. Şimdi tütün gittiği için sulama kanalları olursa bazı şeyler değişebilir. İşte şimdi örnek verdim. Bademle ilgili Türkiye'nin en büyük üretim alanıyız. İki ürün alma imkanımız da olur meydana gelir. Fiyat açıklayamıyoruz. Şimdi siz bir haftadır bademi topluyorsunuz. İnsanların borçları var. İnsanların ödemeleri var. Başkan tütün fabrikası Adıyaman'da kurulamaz mı? İstenirse çok rahat kurulur. Bu faydası olmaz mı? Yok. Tütün fabrikasının faydası olmaz. Niye olmaz? İşsizlik açısından faydası olur. Yok. En fazla tütün fabrikalarını çalıştıracak işçi 40-50'dir. Niye? Her şey otomasyona geçmiş. Çeliken tütününün değeri çok farklıdır. Çeliken bölgesinin tütününü ile ilgili kooperatifler veya diğer kurumlarımız iyi bir destek verirse o zaman bazı şeyler olur. Şimdi sulama olmuş olsa dediğiniz gibi bugün yazdır. Hala biber 15-20 lira, domates 15 lira, salatalık 10 lira. İnsanlar orada bunları ekecek. Ektiğinde o fiyatlar yarı yarıya düşecek. Tarım sanayisi de gelişecek değil mi? Yani tarım sanayisi de gelişir. Her şey gelişir. Şimdi bizim STK'larımız, sivil toplum örgütlerimiz bu konuda biraz duyarsızdır diyeceğim. Başta da basın olmak üzere kendimizi de başa katalım ki eksik bir şey olmasın. Yani Adıyaman'ın kalkınması Adıyaman'ın birlik beraberliğiyle olur. Adıyaman'ın kalkınması Adıyaman'ın vereceği kendi iç mücadelesiyle olur. Şimdi bu sene kar yağdığında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Abdurrahman Tüpter Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıcı ziyaret etmişti. İktidar partisinin bir siyasetçisi dedi ki ya dedi bu dedi muhalefetin dedi belediyede ne işi var? Ben gülmüştüm. Şimdi biz bunlara takılırsak bu memleket kalkınmaz. Bugün Antep'te, bugün diğer illerde tüm milletvekilleri parti ayrımsızın kendi memleketin çıkarları için çalışıyorlar. Bunu AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin canlı yayınlarda çok söyler. Bir Antep modeli niye olamıyoruz diyor. Niye birbirimizle yarışıyoruz? Şimdi Ahmet Aydın Adıyaman'ın abisi durumunda. Ya Ahmet Aydın'la sıkıntınız varsa seçim sürecinde istediğinizi söyleyin. Bırakın Ahmet Aydın Adıyaman'ın kalkınması için çaba sarf etsin. Ahmet Aydın'a gidip Süleyman Başkan öyle milletvekili olacak, seni bitirecek, senin ekibini bitirecek dediğinde o da yanındakilerin söylemleriyle ne kadar dersek ya Ahmet Aydın bunlara itibar etmez, eder. Olan Adıyaman olur. Etkisinde kalıyor evet. Olan Adıyaman olur. Şimdi onun için ben tütünde ve
bu konulu bademde özellikle her türlü açıklamayı yapan çiftçinin yanında olan Ziraat Odası Başkanımız Sayın Salih Şahan'a, Kağıtlı Ziraat Odası Başkanı Sayın Rüştü Turanlı'ya, İktidar Partisi'nin ilçe başkanı olmasına rağmen Besli'nin fıstığıyla ilgili, üzümüyle ilgili basının önünde çok konuşmasa bile verdiği mücadeleden İsmail Sümer'e ben bir adamım olarak bunların daha çok dinlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani Sayın ben biraz önce laf arasında şunu söyledim. Dedim ki işte Rüştü Turanlı aday oldu. Adaylık vermedi. Bunu niye söyledim? Siyasetin söylemlerinin ne olduğunu net söyledim. Ben Rüştü Turanlı'yı çok severim. Yani her zaman derim Rüştü Turanlı benim ağamdır derim. Yine aynısını söylüyorum. Ama artık bazı şeylerin konuşulması gerektiğine inanıyorum dediğim konu bu. İnsanlar insanlara söz vererek, kandırarak bir yerlere kadar götürürler. Bundan sonrasını götüremezler. Götürülmemesi için, bazı şeylerin net olması için konuşmamız gerekiyor. Onu da biz basın olarak konuşacağız. Ondan sonra STK'ları, sivil toplum örgütlerini konuşturacağız ki bu memleket kalkınsın, gelişsin. Başkan, sivil toplum örgütleri konuşmuyorlar. Şimdi biz burada televizyonda program yapıyoruz. Cesaret edip gelemiyorlar. İşte bir tanesi duyar kızar bilmem ne yapar, tekrar aday olamam gibi yaklaşımlar da var. Biz burada ekranlarımız sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten herkese halka açık bir televizyon olmamıza rağmen herkes kendi şeyine çekiliyor, kabuğuna çekiliyor. Ama ben seçildim bir daha kimse beni görmesin 4 sene 5 sene ben burada devam edeyim bir, gibi bir yaklaşım da var. Onun için biz onları burada Adıyaman meselelerini, Adıyaman sorunlarını konuşmak üzere buraya davet ediyoruz ama cesaret edip gelemiyorlar. Biz burada hiç kimseye herhangi bir yaptırım falan içerisinde de değiliz. En son olarak da bir de turizmle ilgili sormak istiyorum. Adıyaman gerçekten hem inanç turizmi bakımından hem de diğer turistik bakımından çok önemli bir yer. Turizmimiz ne aşamada, ne durumda, neler yapılmalı? Şimdi yani o biraz önceki söylediklerimiz turizm içinde geçerli. İşte bugün bir Kağıtta Kaymakamımız Sayın Korkut Ata Zara'yı getirdi. Dediler zararın ne işi var? Ya kusura bakmayın da. Yani Zara'yı herkes o fiyata getiremez ve kaymakamlık bütçesinden ödemedi. Kaymakam Bey çevresinin ve imkanları dahilinde sponsorlar evet. Şimdi işte Kağıttalı Meçi Adıyaman'ın değeridir. Ama Kağıttalı Meçi'ye bugün Adıyamanlıların hiçbiri sahiplik etmedi. Bugün Kağıttalı Meçi'yi kimse diğerlerine gösterdiği ilgi alakayı göstermedi. Kağıttalı Meçi gibi bir değeri biz ayaklar altına aldırdık. Türkiye'de ve dünyada bir hayran kitlesi olan bugüne kadar Kağıttalı Meçi için ne belediyelerimiz, ne siyasilerimiz, ne kurumlarımız aylık belli bir düzenede programlar nezdinde bir destek vermediler. Kağıttalı Meçi bu Japonya'nın ile ev almıştı. Evet. Japonya'nın da çok artınca battı, evini de sattı, çocuklarından oldu. Ve kimse Adıyaman'da bir Kağıttalı Meçi gibi değerimize sahiplik etmedi. Ben Kağıtta Kaymakamını, Sayın Korkut Atan'ı işte geçtiğimiz gün Batı'yla Doğu'nun birleştirilme noktasında vermiş olduğu ona özellikle Sayın Valimizin bu konudaki açık desteği ve söyleminden sonra Kaymakam Bey'in bunu yapmasında bir kırılganlık kırıldı. İşte bu nedeni takmadılar. Bunu yapabilmek her babayiğidin harcı değildi. Ve bu yapıldı şu anda. Bu yapıldığı için bunun devamının gelmesi gerekiyor. Biz birbirlerimizle olan silik yarışını, birbirlerimizle olan hesaplaşmayı bir yere bırakırsak bugün işte Nemrut Dağı bizde. Bugün Pirin Cendere, bizde. Perre, evet. Perre bizde. Cendere Köprüsü bizde. Biz Adıyamanlı turizmci, kültürcüleri Adıyamanlara getirip ayda bir buna konferans dersiniz, buna toplantı dersiniz. Bunlarla ilgili bir şeyleri yapmak için çabalamıyoruz. Yine konuyu getireceğim, yine söyleyecekler. Örneğin Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı Hanım, kültür ve sanattan sorumlu genel başkan yardımcısı. Bugün iktidar partisi bu muhalefettir diye bunlarla oturup bunlarla bazı şeyleri konuşmuyorlar. Konuşsalar belki daha farklı turizme festivaller yapılacak, fuarlar yapılacak.
yurt dışından insanlar getirilecek. Biz bunları kırmamız lazım. Bunları nasıl kıracağız? Bunlar işte Sayın Abdurrahman Tutdere normal şartlarda getirilmesi gerekiyor. Abdurrahman Tutdere'nin olduğu bir toplantıda, işte İYİ Parti'nin olduğu bir toplantıda, Helin Hanım'ın olduğu bir toplantıda, Sayın AK Parti'nin 4 milletvekilinin, belediye başkanlarımızın olduğu bir toplantıda bunların konuşulması gerekiyor. Bunları siyasi partiler yapamaz. Sayın Valimizin yapmasını isteyeceğiz ama böyle bir ortamda, böyle bir süreçte Sayın Valimizden de bunu beklememiz bana göre doğru değildir. Çünkü olay farklı yöne gider. Yani biz kendi insanlarımıza sahiplik edersek o zaman biz kendi kültürlerimize de sahiplik ederiz. Kendimize ait olan, bu memlekete fayda getirecek yerlerimize, öğrenlerimize sahiplik ederiz. Bugün dünyanın en güzel yüzen adaları Çelikhanda'dır. Kimse bilmez. Dün benim misafirim vardı Antalya'dan. Bana bir de içmesi var onun aslında. Orayı da harekete geçmemiz gerekir. Bana dedi ki dünyanın en güzel yüzen adaları Çelikhanda dedi. Orayı görebilir miyiz? Ben bir Adıyamanlı olarak oraya sizi götürüp gezdirebilecek bir tanıtacak birinin olmadığını söyledim. Ve bunu ben bir STK başkanı olarak dedim. Bir gazeteci olarak dedim. Ve gelenler de gazeteciydi. Bu kadar aciz durumdayız. Çünkü bilmiyoruz. Bilmiyoruz ve öğrenmiyoruz. Orada bir de içme dediğimiz bir yer var. Erbistan gibi siz, çok önemli bir yer. İçmenin yolu yok. Gidemezsiniz yolu yok. Ki. Yine burada şey gölü var. Bu sizin yere giderken Sülük Gölü var. Evet. O yollar da yapılmamış. Aslında buralar hep halkın hizmetine açılması gereken noktalar. Sayın Başkan, bize ayrılan sürenin de sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi yani dediğimiz gibi turizmle ilgili işte dedim ya, yani sponsorlarla bu ara Kaymakam Bey'i çok eleştiriyorlar. Diyorlar ki Kaymakam bu paraları nerede getiriyor? İşte Zara'da O Ses Çiğ Köfte vardı. Doktorlar vardı. Bizim Musa Yıldırım şirketi vardı. Yani Kahtalılar bu konuda kendilerine sahiplik ediyorlar. Diğer kurumlar var. Şimdi bunlarda böyle tür etkinliklerde daha çok olması gerekiyor. Onun ötesi Adıyaman'ın kalkınması Adıyaman'ın birliğiyle döner. Ben bitirmeden önce yayın odasından bir 3-4 dakika biraz da süreç alabiliriz. Sıkıntı yok. Evet. Ben size bir soru sormak istiyorum. Bu sefer ben gazeteci olayım. Siz bir STK veya... Ama moderatör benim başkan. İşte bak ne dedim? Şimdi sizden izin alarak dedim. Bir soru sormak istiyorum. Hesabına gelirse cevap verin yalnız. Hayır bak. Şimdi ben moderatör olmadım. Gazeteci bana Rüştü Başkan dedi ki sen dedi cevap verme. Kim? Rüştü Ağa. Şimdi Rüştü Ağa'nın ellerinden öpüyorum. Onun durumu iyi değil. Bu gece uyuyamaz. İnşallah kriz geçirmez. Yok Allah şu versin. Hayır. Şunun için bunu soracağım. Bu burada yayındayız, canlı yayındayız bir de. Şimdi Adıyaman'ın kalkınması Adıyaman'ın eksiklerinin konuşulmasıyla olur. Adıyaman'ın yapılmayanların yapılmamadığını sorgulanmasıyla olur. Biz bunları konuşursak bunlar olabilir. Ben size bir gazeteci olarak çünkü siz gazetecisiniz, siz daha önce de bürokrattınız, STK başkanısınız, yazarsınız. Şimdi Adıyaman'da siyasi partileri konuştuk. Ben size bu soruyu şimdi soracağım. Örneğin hangi partide hangi adaylar olursa Adıyaman'ın kalkınması için daha iyi bir yol izlenilir. Adıyaman'ın gelişmesi için bunların daha çok emek vereceğine inanıyorsunuz diye bir soru sormak istiyorum. Bunu niye sordum? Dışarıda bize bu soruyu soruyorlar. Ama biz hiç cevap veremiyoruz. Ben de siz benim büyüğümsünüz. Bu işte de benden önce vardınız. Size göre nasıl bir siyaset sahnesi olursa daha iyi olur. Ya da siyasi partilerin adaylarıyla ilgili siz sordunuz. Ben cevap verirken işte CHP'den Abdurrahman Tutdere olur dediğimde CHP'de aday adayını düşünen tüm arkadaşlarım, dostlarım bana incinecek. İşte İYİ Parti'de düşünenler ki Abdülkadir Kırmızı'yı çok severim. Benim için de çok değerlidir. Mercantin de eski sahibidir. Yani ben verirken de bana özellikle vermişti. Dostluğumdan öte. Şimdi ben bunları söylerken insanlarla ilgili söylemleri söyledim. Sizin bununla ilgili düşüncenizi merak ediyorum. Bir STK başkanı olarak merak ediyorum. Ben şimdi gazeteciyim, siz STK başkanısınız. Şimdi sen başkan. Siz konuk oldunuz, ben yayıncı oldum. Evet, şimdi benim hiçbir partiyle herhangi bir üyeliğim, bağım yok. Ben milliyetçi muhafazakar bir yapıya sahibim. Tabii burada bütün milletvekillerini, yani CHP ayrımı, AK Parti ayrımı veya diğer partilerin ayrımı yapmadan
Burada program yapıyorum. Yani diğer sivil toplum örgütlerini arıyoruz. İl başkanlarını da arıyoruz. Hatta genel başkanları da genel başkanlarını almışım. Mesela Deva Partisi genel başkanı Mustafa Sarıgül, bir partinin genel başkanı, yine Öztürk İlmaz, Sayın Mustafa Destici, bunların hepsini ben burada konuk etmişim. Şimdi ben de kendime göre bir bilgi birikimim vardır tabii bununla ilgili. Şimdi, olduğu için sordum zaten. Evet, ben bunların hepsi ekonomiye bağlı. Vatandaş kendi cebine bakar. Eğer siz vatandaşın cebine elinizi atmışsanız bir tehlike hissetmeniz gerekiyor. İnşallah bu memlekete güzel hizmet edecek sorumu insan. Sorumu biraz daha çekeyim. Çünkü birkaç soru bana gelmiş onun için. Buyur, şimdi, bana da geliyor ama ben size soruyorum. Hayır, ben şunu soracağım. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Abdurrahman Tutdelen'in bugüne kadarki yapmış olduğu söylemler, konuşmalar, verdiği yani sorular. Adıyaman yani bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili için yeterli midir, yetersiz midir? Şimdi Abdurrahman Tutdere gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet olarak en güzel bir şekilde muhalefetini yapıyor. Yani Adıyaman'la ilgili gündeme sürekli Adıyaman'a taşıyan ve milletvekilleri de uyarma noktasında her zaman önde olan bir milletvekili. Kendileri de AK Parti milletvekilleri de Adıyaman'la ilgili bir şey söz konusu olduğunda gerçekten mesela Ahmet Aydın'ın Adıyaman'la ilgili hemen devreye girip bazı projelere çıkarmasını takip ediyoruz, görüyoruz. Şimdi ben diyorum ya, vatandaşın ekonomisi önemli. Bir de seçimler ne olacağı tam belli değil. Ben milletin cebindeki oy değilim. Yaptıklarını şimdi. Bunu niye soruyorum? Evet. Özür diliyorum. CHP dedim. Örneğin İYİ Parti'de Kenan Doğan, DEVA'da işte Faruk Ünsal veya Helin Fırat aday olduğunda iktidarın adaylarını, iktidarın eksiklerini sorgulayabilirler mi? Bunu niye soruyorum? Bugüne kadar Adıyaman'da sivil toplum örgütleri, STK'lar hep sessiz kaldı. İktidardan çekindiler veya korktular diyelim. Buna da bak, basın da dahil diyorum. Yani kendimi de katıyorum ki kimseye sorumluluk vermeyeyim. Abdurrahman Tutdere gibi diğer siyasi partilerin de adayları sorgulayıcı olduğunda, kendilerine göre geçmişi olduklarında Adıyaman'a katkıları mı olur, zararları mı olur? Şimdi Sayın Başkan, mesaj siz geliyor. Siz hep terletiyorsunuz. Ben şimdi sorayım dedim. Mesaj geliyor sizinle ilgili. Ben tabii mesajı gönderen söylemek istemiyorum. Göndermeden sor. Sıkıntı yok. Şimdi, önce sorunun cevabını alayım, sonra soruyu alayım. Bize teşvikçi basın demenin bir anlamı yok. Biz burada bütün partileri eleştiriyoruz. Siz de gelin, fikrinizi burada konuşabiliyorsanız gelin. Ondan sonra biz burada her şeyi konuştuk. Birine ağa da diyebilir. Adam ağaysa ağa hakkını teslim edecek. Söyleyebilir İbrahim Aslan. Şimdi efendim ben moderatör olduğum için özellikle soruları ben sorarım. Siz genel yayın yönetmemiz, yayın yönetmeniz... Ama sizden izin alarak ben bu soruyu sordum. Ben de. Haddimi aşmadım. Estağfurullah. Yani ben buranın sizin, sahibi olarak bak, oturmadım. Ben yıllardır burada sizinle birlikte ben program yapıyorum. Yaklaşık 10 seneyi geçti televizyon programı yapıyorum. Yani bugüne kadar çok şükür bir böyle şikayet konusu, efendim söyleyeyim televizyonu zora sokacak bir program da yapmadım. Ben memleket meselelerini dile getirmek adına bu memlekete nasıl hizmet edilir, kimler hizmet eder, vatandaşın fikirlerini burada konuşmaları, paylaşmaları için imkan sağlıyorum. Burada siz sizin hiç kimseyle de herhangi bir çıkar menfaat söz konusu da değil. Bazıları diyor ki işte siz burada adayları getirirken ne kadar para arıyorsunuz diyenler de oluyor. Burada hiçbir adaydan para falan da talep edilmiyor. Burada tamamen gönüllü bir şekilde adaylarımıza yer veriliyor. Onun için ben aslında sorduğun sorunuz için de teşekkür ediyorum. Bize de ayrılan sürenin sonuna geldik. Çünkü İbrahim Aslan dediler mi, bil ki arkasına bir tehlike gelir dediler. Bana da tehlikeli gelmeye başladın ama iyi ki Abdullah Aslan yok burada. Abdullah Aslan da olsaydı iyi. Abdullah Aslan olsa da burada beni düşürürdünüz. Yok, düşürmeyse. Yani biraz damarıma basardınız herhalde. Başkan, sizinle aslında çok güzel program yapıyoruz. Ben de buna inanıyorum. Çünkü gelen mesajlarda özellikle programı bu saate kadar seyredip bizi seven insanlara, Mercan TV seyircilerine saygılarımı sunuyorum.
buradan. Gerçekten bizi onur ediyorlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Mercan TV Türkiye ve dünyaya da evinizde açılan bir kapıdır. Biz birlikte sahip çıkacağız. Biz buradan başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize hiçbir şeyi engellemeden, gece gündüz demeden Adıyaman meselelerini yakından bilen biri kendileri, çok da derin bilgilere sahip. Bunu da söyleyeyim. Kimin nerede ne yaptığından da haberi var. Onun için efendim burada bir program borcumuz var. Abdullah Yalçın Bey'e de ben buradan saygı selamlarımı gönderiyorum. Abdullah Bey'le ben sizin dışınızda bir program yapmak istiyorum. Abdullah Bey, biz de size teşekkür ediyoruz. Bizi bu saate kadar dinlediniz. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hemen toparlayayım. Buyurun. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum sorduğunuz sorulara. Yani bizi izleyen tüm izleyicilerimize biz teşekkür ediyoruz. Yayına çıkmamızın nedeni olan Besni Belediyesi ile ilgili ben söyleyeceklerimi söyledim. Onunla ilgili kapımız Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre'ye açık. Sorduğumuz sorular açık. Biz onların cevabını bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. Cevap vermediği sürece ben sizin konuğunuz olarak buraya gelip bu soruları ve söylediklerimizi devam ettireceğiz. Biraz önce o size mesaj geldi. Onunla ilgili de hemen cümleyi söyleyip geçiyorum. Şimdi dostlarıyla ilgili dışarıda söylediğini rahatlıkla söyleyebilen bir kişiliğe sahibim. Evet. Ben hayatım boyunca kimseye yalakalık yapmadım, yapmam. Ama değer verdiğim büyüklerim yanında her zaman saygıyla bahsederiz. Çünkü biz oda kültürüyle büyüdük. Biz birileri gibi kendi çıkarlarımız için, günübirlik çıkarlar için, düne kadar çok iyidir deyip ondan sonra çıkarımıza ters geldiği zaman farklı yönlere çekip aleyhine hiç konuşmadık, konuşmayız. Rüştü Turanlı bugün değil, benim 17 senedir tanıdığım, değer verdiğim, Kağıtlı'da da hep gittiğimde misafir oldum, kahvaltımı yaptım, yemeğini yediğim bir dostumdur, aile dostumdur, büyüğümdür. Bunu da ben bu yayında Rüştü olarak deyip de demekten de hiçbir zaman utanç duymadım, duymam. Çünkü benim büyüğüm, benim değer verdiğim bir insanı ben burada söylemimle söyleyemeyeceksem bu koltuğa oturmam. Evet. Yani o konuda Sayın Rüştü Turan'la ilgili de diğer dostlarımla ilgili de ben söyleyeceğim hiçbir şeyin arkasından kaçmam. Bedir Yeni, Kağıtlı ilçe başkanıdır AK Parti ama ben Bedir Yeni'yi geçmişten tanırım. Geçmişteki vefasını bilirim. Bedir Yeni benim için kardeş gibidir. Niye? Çünkü bunlar dostlarımızdır. Biz Ömer Yılancı. Ömer Yılancı olsun. Kağıtlı da benim geçmişim, yani ben yayındayım, net bir şekilde söylerim. Rüştü Turanlı ve Bedir Yeni'yi ben 17-20 senedir tanırım. En kötü zamanlarında tanırım. O günün şartlarında ticarette batırdığımda, iflas ettiğimde tanırdım. İflas etmeme rağmen dostlukların nasıl olduğunu gördüm. Yani bugün Mercan TV'nin sahibi olduğumda, Mercan TV'den dolayı bizleri arayıp soran, bizleri ağırlamak isteyen, o günün şartlarında beni tanıyıp Allah'ın selamını vermemek için kapının arkasından gidenlerle kıyasladığımda ben Rüştü Turanlı'ya ağam derim, Bedir Yeni'ye abim derim, her türlü yanında olduğumu ifade ederim. Bugün işte Mustafa Çetinkaya, 20 senedir tanırım. Ailesini, kardeşlerini sonradan tanıdım. Şimdi Osman Çetinkaya, bugün siz dostlarınızı toplum nezdinde söylemekten utanç duyarsanız. Efendim bir 2004 yılına gitmek istiyorum. Özellikle televizyonumuzda program yapan Sayın Celil Koca Taş'a ben teşekkür ediyorum. Onun da çok büyük katkıları var televizyonda. Başkan kurucusuydu ve başkan yardımcısıydı. Biz buradan sevgi ve selam. Biz ona vefasızlık yaptık. Bak şimdi yani dedi diye onu söylerim. Söyleyeyim. Ben söylerim. Biz evet. Adamı sormuyoruz. Şimdi sormuyoruz. Celil Bey'in hakikaten gerçekten yani evet, emeği çok saygılı, mütevazi bir insan. Biz buradan size sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Sen Doğan Durgun beyefendi de. Doğan Bey çok değerlidir. Evet, Necat Yatar. Necat Yatar, Doğan Durgun. Burada emekleri var. Evet. Bakın İskender Korkut, Abzer Gelse, Ahmet Saygı. Bunlar Adıyaman'da televizyonculuk sektöründe çok rahat bir şekilde gerçekleri sorgulayabiliyorlardı. İskender Bey bu ara çok sorgulayamıyor belediye basın müdürü olduğu için. Bunu söyleyebilirim şimdi. Ama bugün bir Necat Yatar'ın, bir Doğan Duru'nun, bir Abzer Demir Hoca'nın, bir Naif Karabatan kalemi, bir Ahmet Saygı'nın kalemi Adıyaman'ın sorunlarını soruluyordu. Şu anda biz bunların yerine yenilerini yetiştiremedik.
yenilerini yetiştiremediğimiz için tırşıkçı basın damgası yiyoruz. Kendine göre söyleyen arkadaşlar bazı konularda haklı. Niye? Siz gerçeği sorgulayamadığınızda, siz bu memleketin sorunlarını gündeme getiremediğinizde, siz bu siyasilerin bazı konularda yapmadıklarını söyleyemediğinizde bunun adı tırşıkçı olur, yalaka olur, farklı olur. Gerçekleri konuştuğunuzda insanlar size bunu diyemez. Niye? Gerçekler neyse demek zorundayız. O konuda ben başta televizyonumuzun yıllarca genel müdürlüğünü yapan ve şu anda da hala televizyonumuzun tüm resmi işlerini yürüten Necati Atar olmak üzere Doğan Durgun'a, İskender Korkut'a, işte Naif Karabatak İstanbul'da, o bizimle hiç çalışmadı. Celil Kocataş. Celil Kocataş sabah programını yaptıktan sonra Mercan'da bir daha sabah programı yapılmadı bıraktıktan sonra. Ben hepsine ismini sayamıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. İşte Mustafa Aloğlu 2014'te 15'te bizde programa başladığında herkes Mustafa Aloğlu konuşmayı bilmez dediler. Mustafa Aloğlu'nun buraya konuk olarak aldığı milletvekillere dahil siyasilere öyle sorular sordu ki muhalefet milletvekillerinin yapamadığını yaptı. Muhalefet parti il başkanlarının yapamadığını yaptı. Ondan sonra ne oldu? İnsanlar Mustafa Aloğlu'nu takdir etmeye başladı. İşte Abdullah Aslan geçen sene bizde programa başladığında Abdullah Aslan'ın sorduğu sorular içinden gelerek sorduğu sorular olduğu için herkes takdir etti. Son 2-3 program Abdullah Aslan biraz zikzak etmeye başladı artık. Neye kaydıysa ben anlamadım ama soramıyor. Artık evet. Canlı yayında ben söyleyeyim. Abdullah Aslan biz size soracağız. Yani onun için ben bizleri izleyen, bizlere destek veren Mustafa Çetinkaya dondurmaya davet etmiş sizi. İnşallah yazı uzakta. Dondurma yemeye gideriz. Evet. Sıkıntı yok. Eğer siz izin alabilirseniz ben götürürüm onu. Benim sıkıntım yani ben Atatürk Kemal kafalarına bağlıyım. Ben onun için gelemem. Kusura bakmayın. Yani tekrardan bizleri bu saate kadar izleyen tüm izleyicilerimize, dostlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Mercan Tüyü olarak bugüne kadar imkanlarımız dahilinde şartlar zorlayabildiğimiz noktaya kadar tarafsız ve objektif olmaya çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Tarafsız mıyız? Dört dörtlük tarafsız değiliz. Gerçekleri söyleyebiliyor muyuz? Hepsini söyleyemiyoruz. Bunu da ben yönetim kurulu adına rahatlıkla söylerim. Söylemeye de devam edeceğiz ki biz kendimizi de sorgulamak zorundayız. O yüzden size de tüm programcılarımıza da, çalışanlarımıza da bize emek veren dünden, herkese dünden bugüne de değil mi efendim? Hepsine. Kuruluşundan 94'ten bugüne kadar hepsine rahmetli Bektaş'tan tutun da buraya emek vermiş tüm dostlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Efendim biz size teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Efendim konuğum Agat Başkanı ve Mercan TV Yönetim Kurulu yine Başkanı Sayın İbrahim Aslan Bey. İbrahim Bey'le ilk defa bu kadar 3 bölümden bir program yaptık. Birinci bölümde özellikle Besni Belediyesi üzerinde durdu. İkinci bölümde Adıyaman Spor'la ilgili durdu. Söylemlerinde gerçekten haklılık payı vardı. Hiçbir devlet kurumunun kimseye değnekçi olmayacağını, olamayacağını dile getirdi. Herkes gücünü kanunlardan alır. Herkes haddini bilir doğrultusunda ifadeler kullandı. Özellikle güvenlik kuvvetleri hiç kimsenin adamı olamaz, hiç kimsenin yandaşı olamaz. Bu konuda adaletli olması gerektiğini ifade ettiler. Yine üçüncü bölümde özellikle siyaseti konuştuk. Geçmişten bugüne Mercan TV'ye emek vermiş arkadaşlarımızı dile getirdik. Yine mesajları göndererek bize katkı sağlayan tüm dostlarımızı dile getirdik. Biz İbrahim Hasan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Özellikle yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımı kutluyor. Tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.